Havva merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok özür dilerim, görüntü açmakta bir sıkıntı yaşadım. Bu aramızda da senden bir poster sunumu dinleyeceğiz. Öncelikle bizi kırmayıp geldiğin için ve bu poster sunumu için çok teşekkür ediyoruz sana. Ben bu kongreye emek veren herkese çok teşekkür ediyorum, bana bu fırsatı tanıdığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Hava, senin gibi böyle genç eczacılarımızın yaptığı anlamlı çalışmaları, poster sunumlarını dinlemek bizim için de çok kıymetli olacak. İstersen ben senin sürenden daha fazla çalmayayım. Seni dinliyoruz. Lütfen buyur. Bunun üzerinden mi anlatayım yoksa kendim açayım mı? Kendin paylaşabiliyorsan lütfen. Kendin de paylaşabilirsin tabii ki. Bunun üzerinden de anlatabilirsin. Senin için nasıl kolay olacaksa. Tamam, bir kendim paylaşayım sunumumu. Tabii ki. Şu an gözüküyor, değil mi? Evet, şu an sunum gözüküyor. Öncelikle herkese yağmurlu bir Trabzon gününden merhaba diliyorum. Ben Havva Gülçıtlak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Posterimin konusu farmasötik teknoloji alanında 3 boyutlu yazıcılar ve önemi. Giriş yaparak başlayalım. 3 boyutlu yazıcılar 1986 yılında Charles Hu tarafından geliştirilmiştir ve materyallerini katman katman basılarak, şurayı bir kapatayım, dijital modellerden 3 boyutlu nesnelerin üretilmesinde kullanılır. Bu materyaller polimerler olabilir, metal olabilir, hatta canlı hücreler bile olabilir. 3 boyutlu yazıcılar düşük maliyet, yüksek hassasiyet ile kompleks şekillere sahip nesnelerin üretimi, düşük materyal kaybı, hızlı prototipleme gibi çok sayıda avantaja sahip. Fakat en büyük dezavantajı da üretimde sınırlı materyal çeşidi kullanımı. 3 boyutlu yazıcılar ile çok farklı alanlarda farklı 3 boyutlu nesneler üretebiliriz. Burada birkaç görsele yer verdim. Sol üstte, bana göre sol üstte bir kafatası implantı görmekteyiz. Altında ise sağ ön ayak kemiğini kaybetmiş bir kedi için 3 boyutlu yazıcı kullanılarak tasarlanmış bir ayak protezi yer almakta. Sağ tarafta üstte bir Yoda heykeli görmekteyiz. Onun altında ise, ki bence çok ilginç olan, yenilebilir şekerlemeler. Bunlar da 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş. Şekil 1'de 3 boyutlu yazıcılar ile üretim aşamalarını görmekteyiz. Baskılama işleminden önce 3 boyutlu nesnenin modeli bilgisayar destekli yazılımlar ile oluşturulur ve 3 boyutlu yazıcıların basım yapabileceği dosya formatına dönüştürülür. Baskılama işlemi sırasında üretim parametreleri ayarlanır. Bu parametreler sıcaklık olabilir, 3 boyutlu yazıcıların basım hızı olabilir, katman kalınlığı olabilir. Bu parametreler ayarlandıktan sonra 3 boyutlu nesne katman katman üretilir. Baskılama işlemi sonrasında destek materyaller kaldırılır ve 3 boyutlu nesnenin yüzey düzeltme işlemi uygulanır. ISO standartlarına göre 3 boyutlu yazıcılar 7 ana başlık altında değerlendiriliyor. Bunlar bağlayıcı püskürtme, direkt enerji biriktirme, materyal ekstrüzyon, materyal püskürtme, toz yatığı füzyon, levha laminasyon ve vat fotopolimerizasyon. Bu ana başlıklar da kendi içinde farklı tekniklere ayrılmakta. Farmasötik teknoloji alanında dozaj formu üretiminde en çok eriyik birikim modelleme, selektif lazer sinterleme ve sterolitografi kullanılmakta. Güncel bir sorunumuz olan koronavirüs pandemisinde de maske üretimi, siperlik üretimi gibi tıbbi ve kişisel koruyucu ekipman, nazofaringal çubuk, solunum cihazları gibi ihtiyaçların üretiminde 3 boyutlu yazıcılardan yararlanılmıştır. 3 boyutlu yazıcılar özellikle kişiselleştirilmiş tıp alanında ilgi çekmekte. Kişiselleştirilmiş tıp da her hastaya uygun, özgün olacak şekilde tedavi uygulamayı kapsamakta. Bu yazıcılar ile kişiye özel implant, protez, yapay doku ve organ, takma diş, diş kronları üretilebilir. Ayrıca sağlık eğitiminde 3 boyutlu yazıcılar ile üretilmiş modeller kullanılabilir.
Örneğin bir hastanın tomografisinden omurga modeli oluşturularak bu model üzerinde tıp öğrencilerine eğitim verilebilir veya cerrahi bir operasyonun planlanmasında bu modeller kullanılabilir. Farmasötik teknoloji alanında ise ilaç taşıyıcı sistemler, oral dozaj formları, spozitif var, mikro iğneli yama, vajinal halka, ilaç yüklü implant gibi çeşitli ilaçlar üretebiliriz. Ayrıca hareketli üç boyutlu biyoyazıcılar canlı hücre ve büyüme faktörleri içeren biyouyumlu materyaller ile yapay deri üretebilir. Üretilen deri doku hasarı ve yara tedavisinde kullanılabilir. Şöyle ki yapılan çalışmalarda bu yapay deri alanında yapılan çalışmalarda domuzlar üzerinde geleneksel yapay deri nakli ve hareketli biyoyazıcılarla yapılan deri naklini karşılaştırmışlar ve biyoyazıcıların skar oluşumu açısından daha az skar oluşturdu, daha hızlı yara iyileşme sağladığı görülmüş. Aynı zamanda yukarıda bahsettiğim diğer ilaçlar için de yapılan çalışmalarda hem in vivo hem in vitro olarak başarılı sonuçlar elde edilmiş ve böyle ilaçların kullanımında üç boyutlu yazıcılardan yararlanabileceği söylenmiş. Fakat şöyle bir şey de var ki üç boyutlu yazıcılarla ilaçların üretimi yeni bir konu olduğu için henüz farmakopelerde bu ilaçların taşıması gereken özellikler veya üzerlerinde yapılması gereken testler yer almamakta. Bu üretimde geleneksel yöntemlerle üretilen İlaçlar üzerinden testler yapılmış. Ve şöyle de bir şey var ki mesela bir ilacı üretmek istediğimizde kompleks yapılı fabrikalara ihtiyaç duyarken üç boyutlu yazıcılar hem daha az maliyetli hem daha küçük mesela bir hastanede bile bu ilaçları üretebiliriz. Ürettiğimiz mesela bir tableti katman katman farklı etken maddelerle üretip farklı salım özellikleriyle basabiliriz. Ama tabii ki mesela uçucu kullanılan şeylerde, yöntemlerde bunlar insan sağlığına zararlı olur mu, olmaz mı? Bunlar henüz biraz tartışma konusu. Günümüzde üç boyutlu yazıcı ile üretilen ve pazarlanan FDA onaylı tek bir ilaç var, Sipritam. Sipritam zip doz üretim tekniğiyle üretilmiş antiepileptik bir ilaç. Kriz anlarında kullanılmak için tasarlanmış ve ağızda çok hızlı dağılan bir tablet. Teknolojinin ilerlemesiyle özellikle yapay zekanın da eczacılık alanında kullanılmasıyla ben FDA onaylı 3 boyutlu üretilmiş ilaçların artacağını düşünüyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve herkese verimli ve eğlenceli bir kongre diliyorum. Eğer bir sorunuz varsa cevaplamaya çalışırım. Havagül çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunum oldu bizim için de yani ilgilenen arkadaşlar için de çok güzel bir sunum oldu. Üç boyutlu yazıcılar hakkında en azından belki 5. ve 4. sınıf arkadaşlar bu konuda bilgi sahibiyken daha alt sınıftaki arkadaşlar için de yani bir kulaklarına bir kar suyu kaçırmış olduk. Bu açıdan ben sana Evet. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sözü Gizem'e bırakmadan önce sana teşekkür belgesini göstermek istiyorum. Bu anlamlı ve değerli sunum için sana çok teşekkür ederiz. Tabii ki öncelikle meslek hayatında, eczacılık kariyer hayatında ve özel hayatında sana çok başarılar diliyoruz. Ben biraz sonra yayından sonra sana bu belgeyi ileteceğim. Çok teşekkür ederim. Tabii ki senin için de bu güzel sunum için de özel bir hediyemiz olacak. İyi günler diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Belge için çok gururlandım. Herkese tekrar iyi etkinlikler diliyorum. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar ben de sözü bir sonraki moderatörümüz ve oturum için, değerli konuşmacımız için Sayın Gizem Nur Kök'e bırakıyorum.